Issız sular. İşte orada. Altın Kale'ye geldik. Hepimize yetecek kadar büyük bir hazinesi var ve orada sadece bir nöbetçi olduğuna dair duyumlar aldım. Gerçek olmayacak kadar güzel görünüyor. Ama her şeyden önemlisi oraya girince Freya'nın kuşunu da alabilecek olmamız. Bir kuş mu? Ben kuşlara bayılırım. Aha, evet. Kraliçenin saf altından yaptırdığı bu kuşun gizemli güçleri olduğu söyleniyor çocuklar. Güzel olurdu. Peki nöbetçi nasıl azaltmayı planlıyorsun baba? Hiç şansı yok. Sen Fleck'teki en hızlı Viking'sin Snor. Öyle miyim gerçekten? Evet, evet, evet. Hem de en cesuru. Şimdi hallet şu iş hadi. Hadi. Hadi gelin Vikinglerim, nöbetçi Snor'u kovalamaktan sıkılmadan önce bulalım şu hazineyi. Merhaba, evde kimse var mı? Şuna bak baba, o nedir dersin? Buraya geliş amacımızı unutmayalım. Freya'nın altın kuşunu bulun. At, ne yapıyorsun? Hazineyi yeme. Ya ama ben açım. Altın kuşu bulabileniniz oldu mu? Şuna bakın, bir tat. Maalesef kırılmış. Epey de rahatmış bu. Ben adam oldum. İşte bu Freya'nın saf altın kuşu. Bu bir tuzak. Hemen kalk üstümden ve git aç şu kapıyı. Gerek yok bence. Kapı kendiliğinden açılacak. Korkak tayfanızın geri kalanı nerede Viking? Freya'nın altın kuşunu bulabildiniz mi? Hayır, ben daha nöbetçi yine atlatabildim. Ben onu ormanda bir yerde bıraktım. Nöbetçi yoksa kuş birkaç dakika sonra elinizde olacaktı. Çok doğru, çok doğru. Hadi şimdi gidip şu kuşu alalım ve Vikinglere de hak ettikleri gibi bir ders verelim. Küçük serçe, şakımanı saldırır güneşi gökyüzüne. Bu ne? Saçmalamayı bırak. Kapıyı kaldırmamıza yardım et. Bu devin sesi geri döndü. Bu gülüşü nerede olsa tanırım. Dev falan değil o. Ağlar ve deniz anaları tuzağa düşmüş. Bizim bir şey yapmamıza gerek kalmamış. Şimdi Freya'nın kuşunu bana teslim edin. Gelin de alın bakalım. Tabii yapabilirsiniz.
Pekala çocuklar, hadi açın şu kapıyı ve bir güzel derslerini öğrenin. Gördüğün gibi bu hazinenin hepsi bizim. Tabii Freya'nın altın kuşu da dahil olmak üzere. Bu şekilde karşı koyacak değilsin ya bize. Kaptan, belki tayfalarından birinin elimizde olduğunu öğrenince halların düşüncesi değişir. Snor, sana kargalara dikkat etmeni söylememiş miydim? Affedersin kaptan, dev tarafından kovalanmakla öylesine meşguldüm ki. Artık sona geldik Alvar. Evet geldik. Ama sen ve senin o beş para etmez deniz haydutların için. Bu da ne böyle? Yer sarsılıyor gibi. Alabildiğiniz kadar altın alın hemen. O tahtı da almanızı istiyorum. Kürek başına! Kendi gemimize! Kendi gemimize! Hadi acele edin tembel tenekeler! Rotamızı Vikinglere doğru çevirin. Sen Fren, Viki, Ture, bize rehberlik edin. Biraz daha sağ. Şimdi de sola. Acele edin, Sven hızla yaklaşıyor. Sola. Hayır hayır, sağ. Sola mı sağ mı, bir karar verseniz. Dikkat edin. Karaya oturduk. Hazineyi ve Freya'nın altın kuşunu bana teslim edin Havar. Yoksa balıklara yem olursun. Kimin yem olacağını göreceğiz şimdi. Baba, hazinenin tamamını Sven'e vermelisin. Bunun bizi kurtaracağına emin misin? Peki hazine senin olsun Sven. Kaptan, her şeyi böyle bir çırpıda vermeleri biraz tuhaf değil mi sence? Bize karşı hiçbir şanslar olmadığını biliyorlardı. Bizler korsanız Pax. Kürekleri asalım, gemimizi kurtaralım. Yaşasın gidelim. Hemen buraya dönün, sizi alçak dolandırıcılar, bizden kaçamazsınız. Kaptan, nöbetçimize yaklaşıyor. Daha ne bekliyorsunuz? Kürekleri asalım, tembel tenekeler. Kaptan, karaya oturduk. Ağırlık azaltmamız gerek. Yapın hadi.
Acele edin sizi beceriksiz denizciler. Her şeyi denize atın dedim size. Çabuk. Vicky'nin sayesinde hepimiz sağ salim kurtulduk.